Herkese merhaba. Asgari ücret artışından sonra gözlerin çevrildiği torba yasadan memur zammıyla birlikte ek vergiler de çıktı. MTV bir defaya mahsus iki katına çıkarıldı. Yani devlet bu seferlik böyle olsun dedi. Bir vergi daha verin, bir MTV daha verin dedi. Peki bu keyfi uygulamanın etkileri ne olacak? Konuşacağız. Otomotiv yazarı Babür Gürel yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Sayın Gürel, MTV'de hangi araçlar için ne kadar ek ödeme yapılacak? Nasıl bir uygulama bekliyor bize? Şu son çıkan ikiye katlayan MTV motosikletler dahil bütün motorlu araçları kapsıyor. Türkiye'de bulunan bütün motorlu araçları kapsıyor. Bakın, ortada dönen para çok büyük bir para olacak. Çünkü 5.000 lira ödeyen, senede 5.000 lira 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde iki taksitte 2.500 liradan ödenen MTV şu anda 10.000 liraya çıktı. Türkiye'de 2022 senesinin Aralık ayında toplam 26.482.847 adet motorlu araç vardı. Bu arttı tabii. Bunların hepsinden ortalama 2.000 lira vergi alınıyor, MTV alınıyor. Hesabını kabaca yaparsanız 26 milyon araçtan toplanacak olan parayı hesap makinesi olanlar hesaplasın. Çok büyük rakamlara gidecek. Bu şimdi maalesef sistemin garabetinden kaynaklanan bir şey. Doğal olarak para bitti. Bu MTV'nin ikiye katlanmasının sebebini de deprem bölgesindeki yeni yapılanma dediler. Bu depremden hemen sonra da yapılmadı. Herkesin dikkatini o çekti sanırım. Seçimden sonra yapıldı. Çünkü bu beklenen bir şeydi. Bu paranın biteceği. Seçimde verilen sözlerin tutulamamasının sıkıntıları beklenen bir şeydi. Ama MTV'de, yani motorlu taşıtlarda bu kadar bekleniyor muydu? Bu tartışılır. Ben bunu, bu kadarını beklemiyordum. Evet. Peki şimdi sektör etkiler mi? Mesela MTV'yi ödemeden herhalde araçları satamıyor değil mi? Araç satan, alım satım yapanlar, galericiler. Hepsini kendileri ödeyip satmak zorunda kalacaklar herhalde. Biraz anlatabilir misiniz sistemi nasıl işlediğini? Tabii. Şimdi kabaca şöyle anlatayım. Türkiye'de otomobil sektörünün hiçbir vergi kaçağı yok. Olmasına da imkan yok. Çünkü otomobili alırken KDV'sini, diğer vergilerini, egzoz vergisini, sigortasını, kaskosunu hepsini yaptırmadan aracınızı plakalayıp yola çıkamazsınız. Ve bu hiçbir kaçak yokken, bu sistem gayet güzel yürürken ek bir takım maliyetler arttırılarak kullanıcının, aracı kullanıcının, kim olursa olsun, ister şirket, ister şahıs, ister tarım çift işçisi, ister çiftçi, ister şoför, kullanma maliyetini arttırmaktan başka hiçbir işe yaramadı bu iş. 99 depreminden sonra başımıza gelen ÖTV aslında deprem vergisidir ve ÖTV ilk çıktığında da yanlış hatırlamıyorsam özel iletişim vergisiydi. Bu vergi kalıcı oldu. Şimdi burada ısrarla bir defaya mahsus diye söyleniyor ama benim korkum çünkü bu galiba kalacak gibi, temenni etmiyorum asla. Evet, bütün kullanıcıları ilgilendiren motosikletinden, ya bakın, 1000 cc'lik en küçük motosikletten en lüks otomobile kadar herkesi ilgilendiren bir konu bu. MTV, yani motorlu taşıt vergisi, aslına bakarsanız tamamen kullanıcıyı cezalandıran bir sistem. Çünkü şu anda otomobil sigortasının en düşüğü 6.000 lira. Kaskonun en düşüğü 15.000 liradan başlıyor. Zaten otomobilin, herhangi bir otomobilin kullanıcısının başında 21.000 lira gibi senelik, her sene ödediği bir vergi var.
Şimdi bu vergiye MTV'de 3 bin liraydı, 6 bin liraya çıktı. 6 bin lira daha eklendi. Yani 15, 6, 6, 27 bin lira para yapıyor. Ve baktığınızda da sadece otomobiliniz var. Bakın bunun yakıtından bahsetmiyorum. Yıpranma payından, yani amortismanından bahsetmiyorum. Hasarından bahsetmiyorum. Sadece otomobiliniz var diye 1 Ocak'la 31 Aralık tarihleri arasında bir senede, yani 365 gün için sadece 27 bin lira sigorta ödüyorsunuz. Bu çok büyük bir rakam. Ve baktığınız zamanda da normal insanların gelirlerinin karşısında bu otomobili kullanma demek. Zaten artan yakıt fiyatlarından ve otomobillerin devamlı kur artışlarından etkilenmesinden dolayı zaten çok farklı bir yere gitti otomobil sahibi olmak. Çünkü artık normal vatandaşın normal fiyatlarla otomobil bulma şansı da yok. Ve bu MTV aslına bakarsanız üstüne kötü anlamda reçel sürdü. Evet. Peki şimdi de sektörle ilgili başka gelişmeler mi var? Mesela Babür Bey, TOG araçlara %27 zam geldi. Şimdi TOG bekleyenler zamlı fiyatlara mı tabi olacaklar? Şimdi bu konuda TOG beni sevmiyor. Ve bunu açıkça belli etti. Çünkü bir takım sorular sordum, karşılığını vermediler. TOG kapalı bir kutu. Çok da kendilerini göstermek de istemiyorlar. Bana göre mantıklı olmayan bir iletişimi savunuyorlar. Çünkü kendileri de bir tek Twitter'dan duyuruyorlar her şeyi. Hiçbir yerden bir bilgi alamıyorsunuz. Çok kapalı bir kutu. Bunların da bir neticesi bence TOG daha umduğunu yapamadı veya benim asıl görüşüm, TOG denilen sistem tamamen bir seçim yatırımı olarak görülüp daha tamamlanmadan, daha tüm donanımını yapmadan hayata geçirildi. Otomobiller şu ana kadar verilen sıranın hemen hemen yarıdan azıyla devam ediyorlar. Yani satışları 500 tane, 600 tane olmuş. Paralarını önceden kaporayı verip paralarını tamamlayanlar için konuşuyorum. Doğal olarak TOG şu anda %87'si ithal parçalarla yapılıyor. Ha, nerede yapılıyor tartışılır çünkü kimse bilmiyor. Ve TOG yurt dışından geliyor diyorlar. Biz gemide inen otomobillerin fotoğraflarını gördük, kaldırıldı. Trailerler üstünde TOG'ları gördük. Görünüyor fotoğraflarda. TOG olduğu markaları kapatılıyor. Efendim, fabrikadan çıkan TOG var mı? Emin olun. Bakın, ufacık bir şey söyleyeceğim. Ben Türkiye'de otomobil gazeteciliği konusunda eskilerden biriyim. Ve emin olun, ben bütün hayatımı otomobil işinden, otomobil gazeteciliğinden kazanıyorum. Benim bile bilgim yok. Çünkü herhangi bir yere soramıyorsunuz, sitesine giriyorsunuz, cevap yok. Hiçbir şekilde bir bilgi alamıyorum. Ve alamadığım için de ortalıkta zaten çok fazla dolanan bilgi kirliliğinden dolayı çok yanlış bilgiler var. Ve ben TOG için ilk konuştuğumda çok değerli bir gazeteci büyüğüm arayıp tebrik ederim, bu tip yaklaşmak gerekir dedi. Ona rağmen TOG beni sevmedi. Ve şu anda ben de TOG'la ilgili bir tek şey söyleyebilirim. Benim de güvencim ve inancım bu otomobillerin yurt dışından geldiği. Çünkü burada evet bir takım üretim bantları paylaşıldı. Üretim bantlarında bir takım otomobillerin olduğu gösterildi. Ama emin olun inanamıyorsunuz. Çünkü güvenemiyorsunuz. Ve ben de bugüne kadar bilmeden bir şeyleri paylaşmadım. O yüzden ben de çok bir şeyde paylaşmak
istemiyorum TOG'la ilgili. Ama şunu söyleyebilirim. Twitter'da atılan tweetlerden, yapılan konuşmalardan vereceğim bir örnek var. TOG sırası bekleyenler bu artıştan rahatsız olmuşlar. Çünkü biz de mi bu artışa tabiiz diye tweet atıyorlar. Onlara verilecek en güzel cevap, aslına bakarsanız TOG sizin bildiğiniz kadar yerli değil. Bunu yazınca da altına tabii bir tomar insan, aman yarabbi. Her şeyi dolduruyorlar. Aklınıza ne geliyorsa, emin olun domuz eti bile yiyor filan gibilerden böyle abuk subuk yorumlar yapılıyor altına. Türklük dışındasınız, Türk değilsiniz filan filan. O yüzden TOG çok büyütüldü, çok seçim öncesi seçim malzemesi yapıldı. Alt tarafı bir otomobil. Son teknolojinin kullanıldığı bir otomobil olsa da neticede dört tekerleği olan ve sizi A noktasından B noktasına götüren bir araç. Bu kadar büyütülmemesi gerekirken maalesef bu hale geldi. Evet, TOG da diğer otomobiller kadar zam yedi. Kurların oynaklığından dolayı. Fakat bir de şöyle bir şey var. Mesela burada bakın Türkiye'de üretim yapan Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Karsan gibi markalar kurlardan dolayı zam yediği zaman TOG'un aslına bakarsanız yememesi gerekir. Çünkü TOG'un arazisi devlet tarafından verildi Gemlik'te. Fabrika için çok büyük çok büyük teşvikler kullanıldı. Zaten Türkiye Cumhuriyeti TOG'un sponsoru olarak ortaya çıktı. Şimdi bunu ben de TOG alanların, TOG almak isteyenlerin inisiyatifine bırakıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Evet sevgili seyirciler, otomotiv yazarı Babür Gürel'le konuştuk. Sektördeki gelişmeleri noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.